Hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacakları maçı değerlendiren Gaziantep Spor Teknik Direktörü Hikmet Karaman saha içerisinde en iyi mücadeleyi vereceklerini söyledi. Bizim fikstür değerlendirmemize de bakarsanız inanılmaz önemli bir maça çıkıyoruz. Kırmızı Siyahlar Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Celal Doğan tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman eşliğinde sürdürüyor. Antrenmanda çok neşeli olduğu gözlenen Karaman gazetecilerin yanına gelerek Almanca Fenerbahçe maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kendi evlerinde ağırlayacakları Fenerbahçe maçını çok önemsediklerini ifade eden Karaman bu karşılaşmada 12. adam olan taraftara önemli görevler düştüğünü kaydetti. Bu şehrin lokomotif futboldaki tek takımı Gaziantepspor. Fenerbahçe maçında o tribünlerde 12. adam desteğinin ve o tribünlerin sadece maçı izlemeye değil takımının kazanması için takımına inanılmaz bir motivasyon sağlayacak gücü görmek istiyor. Saha içerisinde en iyi mücadelemizi verip kendimizi göstereceğiz diyen Gaziantepspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman yeni transferler hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Darvaş Sernas'tan çok memnun kaldığını vurgulayan Karaman inanılmaz disiplinli, inanılmaz özverili bir oyuncu. Kulübe çok faydalar sağlayacağına da inanıyorum. Kaliteli isimler önemli ama kaliteli isimlerin yanında takım oyununa, takım disiplinine uyacak isimler de önemli. Birinci tercihim bu yönde şeklinde konuştu. Transfer bitene kadar bizde yarın ne olacağı belli olmaz. Transferin son gününe bir bakarsınız hiç ummadığınız 3-4 tane veya 1-2 tane çok iyi futbolcu transfer edilebilir. Önemli olan takıma vereceği katkı. Disiplin. Kulüp ile zaman zaman aralarında fikir ayrılıklarının çıkabileceğine de dikkati çeken Gaziantepspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman kentteki iş adamlarının da takıma destek olmalarını istedi. Kulübün başkanı ve yönetim kurulu var. Mutlaka zaman zaman aramızda fikir ayrılıkları çıkabilir. Ama bizim amacımız ne? Tek bir ortak amacımız var. Takımın başarısı için. Şehirde, sanayide, sanayiciler de destek çıksın. Ne yapıyorlar? Paraları cumburlop yapıyorlar. Gelsinler iki tane onlar alsınlar görelim. Hadi reklam versinler 2 trilyonluk. Ne? Lafa gelince herkes konuşuyor. İkinci yarı çıkacakları her maçın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Gaziantepsporlu oyuncu Bekir Ozan Has ise ilk yarı kötü sonuçlar aldıklarını, ikinci yarı alınacak puan ya da puanların kendileri için önemli olduğunu kaydetti ve önümüzdeki bir Fenerbahçe maçı var. Ben artık zorlu demiyorum çünkü artık her maç bizim için zorlu bir karşılaşma. Fenerbahçe maçına da diğer maçlarda olduğu gibi 3 puan parolasıyla çıkacağız. Aramıza katılan takım arkadaşlarıyla birlikte uyum sürecini atlatıp inşallah o maçtan da istediğimiz skorla ayrılırız dedi. Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Yani artık ben zorlu demiyorum çünkü her maç bizim için zorlu bir karşılaşma. Fenerbahçe maçına da diğer maçları olduğu gibi 3 puan parolasıyla çıkacağız.